Merhaba arkadaşlar. Artık IBAN yerine kişisel bilgilerimizi, telefon numaramızı, kimlik numaramızı kullanarak 724 para transferi yapabileceğiz. Bu işlem için öncelikle kendimize kolay adres tanımlayacağız. Şu anda hesabımda 35 TL mevcut. Kolay adres tanımlamak için menüyü tıklıyoruz. Para transferlerini seçiyoruz. En alttaki kolay adreslerimi tıklıyoruz. Yeni kolay adres oluştura tıklıyoruz. Kendimize kolay adres tanımlaması yapmak için Ekrandaki seçeneklerden bir tanesini seçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu bilgilerin bankada da kayıtlı olması gerekli. Örneğin e-postayı seçerseniz ve e-posta adresiniz bankada kayıtlı değilse karşınıza böyle bir uyarı gelecek ve işlem yapamayacaksınız. Bu nedenle ben bankada kayıtlı olan telefon numarasını seçeceğim. Bankada kayıtlı telefon numaranız ekranda gözükecek. Aşağıdaki açıklama kısmına da dilediğinizi yazabilirsiniz. Telefonumuza bir doğrulama kodu gelecek. Bu kodu girerek devam tuşuna basıyoruz. Hesap seçimi yaptıktan sonra bilgilerimizi kontrol ediyoruz ve onayla tuşuna basıyoruz. Artık telefon numaramız, IBAN numaramız. Bana para gönderecek kişilere telefon numaramı söylemem yeterli olacak artık. Şu anda eşim IBAN yerine verdiğim telefon numarama başka bir bankadan para gönderecek. Bakalım ne kadar zamanda para gelecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben de Vakıfbank Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden eşimin Ziraat Bankası hesabına gece 23.31 itibariyle 10 TL'lik bir para göndereceğim. Bakalım bu para ne zaman gidecek ve herhangi bir ücret olacak mı? Videonun detaylarında hep birlikte göreceğiz. Hemen Vakıfbank Mobil Bankacılık uygulamamı açtım. Buradan para gönderme ve anlık ödeme gönder fest seçeneğini tıkladım. Kolay adres tipini seçiyorum. Kolay adres tipinde eşim bana IBAN yerine telefon numarası söylediği için ben telefon numarasını tercih edeceğim. Eğer karşı taraf para göndereceğiniz taraf size TC kimlik numarası ya da başka bir bilgi verdiyse IBAN yerine onu seçmeniz yeterli olacaktır. Telefon numarası yazarken sıfır yazmadan telefon numarasını tuşluyoruz ve açıklama kısmına da dilediğimiz gibi doldurduktan sonra devam seçeneğine tıklıyoruz. Gönderin türümüz finansal ödeme olduğu için ben finansal ödemeyi tercih ettim. Siz hangi türde bir ödeme yapıyorsanız o ödemeyi seçebilirsiniz. Bilgilerimizi kontrol ettikten sonra onaylı diyoruz ve saat 23.32 itibariyle işleminiz gerçekleşti diye bir uyarı geldi. Bakalım eşimin hesabına da bu para ne zaman düşecek? Hep birlikte bakalım. Evet 23.33 itibariyle hesabımı kontrol ediyorum. Beklediğim para transferi gerçekleşmiş. Hesabımdaki 35 TL 45 TL olmuş. Artık bankadan bankaya para göndermek işte bu kadar kolay. Umarım bu bilgiler sizin de işinize yarar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için bize abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.